Kasım 2014, Aydın Lisöke ilçesindeyiz. Hayrettin Maya Bey'in zeytin bahçesindeyiz. Hayrettin Bey, bu 2014 yılı içerisinde Mayıs ayında bizden rekor gelişim ürünümüzden aldınız ve buradaki zeytin bahçenizde, zeytin ağaçlarınızda kullandınız. Evet. Burada ne gibi değişimler gördünüz? Mesela ağaçlarınızın filizlenmesi, yaprak rengi, neler var gözlemlediğiniz? Gözlemlediğiniz ağaçlarda bir canlılık var. Hatta ben Mayıs ayında burayı aldım, attım bunları. Daha sonra ilerleyen Haziran ayında falan komşu sulamaya geldi ağaçları. Evet. Ben daha sulamıyordum. Ya geldi komşu, sen bu ağaçları ne yaptın dedi. Bir canlılık var, su bile istemiyor bu ağaçlar dedi. Yeşil zaten bana gördüğümüz üzere. Onun ağaçları biraz hani canlı değildi. Benim ağaçlar canlı. Su bırak ağaçlar aynı şeyi söyledi. Sulamadığınız halde canlıydı. Evet. Öncelikle su ile ilgili bir faydası olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi ağaçlarınızın sürgünlerine baktığımız zaman, yani gelecek yılla ilgili bayağı bir sürgünlerimiz var. Şöyle siz de gösterirseniz şurada. Bayağı bir sürgün var. Sürgünlerimiz gayet güzel. Tabii ki üzerindeki zeytinler bir yıl, bir önceki yıldan gelen sürgünlerin zeytinleri. Tabii ki zeytinin kalitesiyle alakalı ne söyleyebilirsiniz? Bu seneki zeytin tohumu. Siz burayı yeni aldınız ama diğer çevre bahçelere göre kıyasladığınızda azlık yani. Çokluk olarak, kalite olarak ne görüyorsunuz? Yani canlılık var. Doğrunuz gene bol. Aynı zamanda hem bol hem de filiziniz bol. Evet. Peki toprakla ilgili orada toprağa verdiniz. Evet. Ne gördünüz mesela? Gevşeme, toprakta sıkılığı bir, geçti mi? Yumuşaklık var böyle. Hani nasıl bir şey mesela? Şöyle gösterebilir miyiz buradan? Bak şimdi sürdüm yani. Şöyle yaptığımız zaman. Bir saniye. Şöyle toprak gösterelim. Yumuşak bakın. Ne kadar yumuşak. Bak. Elle şey yapıyorum bak. Evet. Sertlik yok yani, toprakta yumuşak var. Sıkılığı geçmiş oldu. Sıkılığı toprağınız geçmiş. Gevşemiş. Toprak yumuşak. Ve burada 5 aydır yağmur yağmıyor. Yeni bir yağmur yağdı 2-3 gün önce. Bir hafta yağmur önce yağdı. Ondan önce hiç yağmur yoktu. Yoktu. Türkiye'nin genel aynıydı. Evet. Ve ağacınız canlılığını korudu, filizlenmesini korudu. Toprağınız bu şekilde yumuşadı. Daha önce sertti herhalde kışın. Evet, kış döneminde dahi sertti. Siz sert. Bana şunu söylemiştiniz. Bir de kışın ben burayı suluyorum demiştiniz. Evet. Kışın dahi suladığınız bir yerde. Küçük ağaçları suluyordum. Suluyordunuz. Fidanlar şey olmasından. Suluyordunuz. Peki o fidanlarınızda hiç kayıp var mı? Hiç kayıp yok. 40 tane fidan diktim. Hepsi tuttu. Hepsi canlı. Gelişimi de güzel. Gelişimi de güzel. Ağaçlarınızı şöyle, şu ağaçları da gösterelim. Bunlarda da mesela filizlenmesi. Evet. Güzel. Zeytin tutumu, tohuru güzel. Tabii ki bu tohurlar bir önceki yılın gelen filizlerinden elde ettiğimiz tohurlar. Şöyle şurada ağaçlarımız var. Onları da gösterelim bahçemize. Bu ağaçlar. Peki bu ağaçların içerisinde mesela kuruma, dalların kuruduğunu söylediniz. Onları kestiniz. Devamında gelen filizlerde ve dallarda kuruma oldu mu devamında? Kestiniz. Daha önceki dönemden kurumuşları kestiniz, temizlediniz. Kestim ama her hafta geldim, baktım şu tepelerden başlıyordu kurumak, hep onları ben kesiyordum. Kesiyordunuz. Daha sonra peki kurumalar, kuruma olayı durdu herhalde anladığım durdu kadarıyla. Sıcaklar başlayınca genelde kuruma duruyor azalıyor diyorsunuz. Siz buna duruyor bağlıyorsunuz. Tabii ki biz de rekor gelişimden birçok yerde müşterilerimiz kullanıyorlar. Ağaç kuruması, dal kuruması vesaire. Ağaçlarınızın canlılığı güzel, meyve tohumu tutumu güzel. Tabii ki zor bir arazi. Şurada şu ağacı da gösterelim. Bakın bu kadar bu kadar tohurun bol olduğu bir yerde filizlenmeler şöyle yeni senenin sürgünleri de mevcut. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yani aldığım hani gübre işe yarıyordu. Rekor gelişimden fayda gördünüz ama bu tabii ki bir dahaki seneye sizin zeytin de alacağınızın bir göstergesidir. Evet. Yani bu filizleri hem filiz meyve yapıp hem filiz yapması güzel bir şey. Şu ortada gösterebiliriz. Şu çılgınları şöyle gösterelim. Bakın ağacın şu hareket, yani bu gövdesinin üzerinden çıkması ağacınızın çalışıyor o anlamına geliyor. Çalıştığını gösteriyor. O bahsettiğimiz kurumaların bitmiş olduğunu sizi ispatlamış oluyor. Yani rekor gelişimin burada hem filizlenme hem meyve tutumu, meyve gelişimi birçok şeyde faydası var. Tavsiye eder misiniz Sökellilere, aydınlara, herkese, çevrenizdeki insanlara rekor mutlaka, gelişimi mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorsunuz? Tavsiye ederim, mutlaka tavsiye ederim. Teşekkür ederiz Hayrettin Bey. İnşallah seneye tekrardan kullandığınızda sonuçları yani almak için sizinle birlikte alacağım olacağız. Bu sene gene alacağım, gene kullanacağım. Tamam. Çok sağ olun. Sağa sola tavsiye ediyorum, söylüyorum zaten. Teşekkür ederiz efendim.